Merhaba. İclal galiba, değil mi? Pardon? Fikret ben. Beni tanıdığınıza çok memnun olacaksınız. Tam tahmin ettiğim gibi. Senin tarzın daha benlik. Pardon? Tarzın diyorum canım. Havan yani. Daha benim kafama göre. Nur'a kıyasla tabii. Ya affedersiniz ama senli benli olmadan önce acaba ben artık sizin kim olduğunuzu bir öğrenebilir miyim ya? Sen kesinlikle daha agresifsin. Net, sabırsız. Tam düşündüğüm gibi. Yok ben çok sıkıldım artık ya. Bakın ben sizi aldım böyle karşıma oturttum ama... bu böyle kabul ettiğiniz o abuk subuk iddialı laflar için değil. Şu an burada oturuyorsunuz çünkü ben sizi sabah Yiğit'in yanında gördüm. Şimdi bana kimin nesi olduğunuzu bir açıklayın. Yoksa ben böyle tuhaf maskaralıklardan hiç hoşlanmam. Adam tabii bu soğukluktan kaçmıştır. Nur yumuşacık. Daha şefkatli. Sen ne diyorsun ya? Hı? O kadın mı yolladı seni? O mu yolladı? Bana bak. Tatlım. Sen bana bak. Gözlerini açıp iyi bak. Çünkü belki de karşında tek müttefiğin duruyor. Ben Fikret Selimer. Eski kocanın ortağı Fatih Selimer'in kardeşiyim. Ve çok şanslısın. Çünkü senin tarafındayım. Bu halimizi o kadar çok özlemişim ki. Huzurlu, mutlu ve sakin. Sakin. Kesinlikle sakin. Uzun zamandır kendimi bu kadar sakin hissetmemiştim. Gerçekten benim de çok ihtiyacım vardı. Yani seninle birlikte bütün bu hengameden kaçıp nefeslenmeye çok ihtiyacım vardı Nur. Biliyor musun? Böyle sanki bambaşka, yepyeni bir döneme giriyormuşuz gibi geliyor. Edilebilecek bütün kavgaları ettik gibi. Ciddiyim. Verilebilecek bütün savaşları verdik gibi. Ve sonunda kazandık gibi. Gel. Dur bakalım. Sığınağımız yuvamız olmadan kazandık demek yok. Bak benim yuvam işte tam burası. Aşkım, neyin var? Gel biraz şurada geçip konuşalım. Peki. Ben de aslında seninle Fikret konusunu konuşmak istiyordum. O kız sandığımızdan daha ağır yaralıymış Yiğit. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Ama bugün Fatih'ten duyduklarımdan sonra o ikisini birbirine kavuşturamazsam gerçekten çok üzüleceğim. Ya sen bu Fikret meselesine bayağı takıldın ha. Yani Fatih'ten duyduklarımdan sonra daha da takıldım. Ya sen de duyunca sen de takılacaksın. Aslında seninle paylaşmayı çok istiyorum. Ama bir yandan da yani o kadar özel, o kadar ağır bir konu ki daha Fikret benim bilebildiğimi bilmiyor. Tabii bana söylemen doğru olmaz. Yani benim bilmemi istemez, hatta belki senin bile bilmeni istemez. İşte ben de bundan çekiniyorum. Ya siz dün gece bayağı kaynatmışsınız ama sen gene aralarında ne olduğunu Fikret'ten değil, Fatih'ten öğrenmişsin. Yani aralarında ne olduğunu konuşmadıysanız siz ne konuştunuz bütün gece? Daha çok ben konuştum dedim ya sana. Tamam da ne konuştunuz? Kız muhabbeti işte, aşk meşk falan, bol bol sen. Ya bol bol ben, anlıyorum. Bir tek ben mi peki, ha? Başka kimse yok mu? Yani, İcler'in kulaklarını da çınlattık. İşte o kadar. Ben şimdi doğru mu anlıyorum ya? Hı? Sen Fatih'in kardeşisin, Nur'un yanında kalıyorsun. Ve benim
Yani beni hiç tanımamana rağmen benim tarafımı tutuyorsun. Ben sana niye inanayım ya? Bak, sana daha inandırıcı olmak için işleri ağırdan alabilirdim. Seninle sıradan bir şekilde tanışırdım. Adım adım güvenini kazanırdım. Peki sonra ne olurdu? Ha? Hepimiz zaman kaybetmiş olurduk. Bir dakika ya. Bir dakika, tamam. Seni Nur yolladı değil mi? Ha? Böyle bir çeşit abuk subuk oyun oynayıp benim tepemin tasını attırmak için Nur yolladı seni, ha? Senin işin gerçekten çok zor. Düşmanın seni çok iyi tanıyor. Ama sen daha düşmanı tanıyamamışsın bile. Abi mi gönderdi seni yoksa? Ha? Ne yapmaya çalışıyor yine? Siz neyin peşindesiniz ya? Fatih'le de aram hoş değil galiba, ha? Tamam. Hadi tamam, bitti bu tuhaf konuşma. Gerçekten mi? Emin misin? Ayağına gelen şansı zavallı paranoyaların yüzünden gözü kapalı reddedecek kadar aptal mısın gerçekten? Hı. Doğru insanı yanlış sorularla harcama İcler. Sırf destek olmak için neden hemşerimi değil de seni tercih ettiğimi kurcalayıp bana arkanı dönersen, risk almadan Yiğit'i tamamen kaybetmeyi bekleyeceksin. Ama eğer risk alırsan, sana Nur'dan kurtulmayı vaat ediyorum. Sen bunu niye yapıyorsun ya? Yanlış soru. Doğru soru, bunu nasıl vaat ediyorsun olacaktı. Yağmur da Yaren de ikisi de yok yani. Yağmur'la niye konuşmadın Elmas? Gidip konuşsana Yağmur'la. Uf, o benim canım sıktı ya. Cahit, senin haberin yoktu, o sana bayağı takmış. Boşanmayı bile umursamadı, hayret bir şey. Ya ben kardeşlerimin derdine düşmüşüm, şimdi Nur'u mu konuşacağız? Tamam ya, tamam. Neyse o zaman Cahit, ikisinden biri gelince ben sana haber veririm. Cadının arkadaşı gelmiş. Neyse, bulaşma Elmas, bulaşma. Sen kimsin ki? Ha? Kimsin sen? Daha bugün peyda almış bir tip. Fatih'in kardeşiymiş. Senin Yiğit'le aranda nasıl bir bağ var ki? Bir kere çıktınız, bir boğaz havası aldınız diye. Senin Yiğit'in üstüne nasıl bir etkin olabilir de sen beni Nur'dan kurtarabilirsin ya, ha? Küçük düşünüyorsun İclal'cim. Ama ben zamana karşı yarışıyorum. Burada sana fayda sağlamak için dil dökmekle kaybedecek zamanım da yok. Şimdi ben gidiyorum. Sen de paranoyalarından kurtulursan beni nerede bulacağını biliyorsun. Sen şaka yapıyorsun herhalde ya, ha? Nur'un kapısını çalıp ben geldim mi diyeyim? Eminim bir yolunu bulursun. Ben sana niye güveneyim ya? Neden güvenmeyesin? Kaybedecek neyin var ki? Sen niye benim tarafımdasın? Ha? Senin çıkarın ne? Seninle işim bittiğinde anlarsın. İkide bir konuyu Mert'e getirdiğimin farkındayım. Ama ben gerçekten ne düşündüğünü, ne hissettiğini merak ediyorum. Bilmek istiyorum yani. Ne bileyim, içinde tuttuğum bir şey varsa, yani Mert hakkında bir şey. Yani kendi içinde saklayıp kendi içinde yaşamanı istemiyorum. Ya beni anlıyor musun? Anlamıyorum. Çünkü zaten ne hissettiğimi biliyorsun. Sanki Mert'e hiç konuşmamışız gibi davranıyorsun. İçimi bilmiyormuş gibi. Bak haklısın. Abarttım biraz, affedersin. Birbirimize ne demiştik, unuttun mu? El ele vereceğiz ve Mert'i tekrar kazanacağız. Bu ellerimiz hiç birbirinden ayrılmasın.
birbirimizi hiç bırakmayalım. Hiç. Hiç bırakmayalım. Hiç ayrılmayalım. Tamam. Unut gitsin, abarttım ben. Başka ne konuştunuz Fikret'le? Asıl sen anlat bakalım Fikret'le ne konuştuğunuzu. Bak, özür dilerim. Yani duyduklarımdan etkilendiğim için senden özür dilerim. CV'me cevap vermeyi lütfettiniz. Ay yok canım. Takılıyorum. İş hayatında kırgınlık olmaz. Ay ama geç kaldınız biraz. Ben İstanbul'dayım. Hayır. Yanlış anladınız. Ben burada kalıcıyım. Ama kızma böyle, hadi bir şeyler söyle. Ben sana kızgın değilim, kırgınım. Benim Mert'le ilgili tek kaygım beni ne zaman eskisi gibi seveceği. Başka bir kaygım yok. Onu aramızda engel olarak gördüğüme nasıl inanırsın? Ya bak tamam, haklısın ama bu evlat benim en hassas konum. Ne bileyim yani, belki içine bir arkadaşına döker gibi dökmüşsündür ha? Belki kelimeleri dikkatli seçememişsindir diye. Yani bana anlatamadığım bir yorgunluğum vardır diye düşündüm. Mert'le ilgili en ufak bir yorgunluğum yok. Ne kadar uzun sürerse sürsün, kendimi ona sevdirmeye çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Yorulmayacağım da. Yorulamam yani. Ama başa dönersek, evet, Fikret'e kızgınım. Ya nasıl böyle bir şey yapar ya? Aklım almıyor yani. Ya bak, daha Fikret'i çok iyi tanımıyoruz. Ama yani o da bana direkt Nur böyle söyledi falan demedi. Demedi. Ama ima etti, ne güzel. Ya hemen kendini doldurma kıza karşı. Düşman etme. Ya sen daha demin mi bahsediyordun yaralarından? Eve gidince yüzleşeceğim onunla. Ne ima etmiş, ne demiş, yüzüme söylesin. Efendim Cahit. Ya bir şey diyeceğim, teyzemden hala haber yok. Bu Yağmur hala eve dönmemiş. Yani telefonlarıma da cevap vermiyor. Tamam. Tamam, ilgileneceğim ben hepsiyle. Merak etme, tamam mı? Hepsiyle ilgileneceğim. Tamam. Hadi ama. Hadi gülsün şürsün biraz. Asma suratını. Hadi bak, zaten kardeşlerimle başım dertli. Üzme beni. Dün olup biten her şeye yerden göğe hak verdim. O yüzden sesimi çıkarmadım. Biraz dinlen, nefes al istedim. Ama bugün seni bu otel odasında bırakacak değilim Yaren. Vallahi onlara tavrım neyse sana da tavrım o teyze. Yani ben ne yaparsam yapayım o kızın varlığını benden gizlemeni hazmedemiyorum. Bak ben seni dürtmeseydim eğer Amerikan sevdasından uyanamayacaktın. Ya ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen kanal kanal gizip o sersem Emin'in reklamını mı arıyorsun? Ya teyze ne alakası var, ne Emin'i ya? Ya siz hepiniz birlik olup o katilin kızını benim evime soktunuz. Sen de evini o kıza bırakıp otel odasına çıktın öyle mi? Meydanı ona bıraktın yani. O prenses gibi evde borusunu öttürsün. Sen de arkana bakmadan kaç. Vallahi ben göreceğimi gördüm teyze. Ben Amerika'ya dönüyorum. Abilerim de alırlar, yeni kız kardeşlerin hayrını görürler. Amerika'ya dönüyorsun öyle mi? Okuluna. Ailesinden bir şeyler gizleyen sadece biz değilmişiz değil mi? Teyze sen ne zamandır? Tamam.
Okul meselesi beni ilgilendirmez Yiğit'le ikinizin arasında. Parayı peşin peşin bayılan ben değilim sonuçta. Ama bu seni zor duruma sokacak, haberin olsun. Hele böyle otel odalarında kalmaya inat edersen. Teyze, sen beni tehdit mi ediyorsun? Aklını başına al. Senin yerin otel odaları değil. Evsiz barksız kalması gereken biri varsa o sen değilsin. Senin sahip olduklarına ortak olmaya çalışan o katilin hırsız kızı. Nefesini boşa harcama. Şimdi benimle birlikte ait olduğun yere geri dönüyorsun. Konuşkan değilsin galiba. Nihayet. Biraz daha gelmeseydin ben gidiyorum diye arayacaktım seni. Nereye çıkacaktın? Sonsuza kadar burada kalacak halim yok herhalde, değil mi? Yapma Yağmur. Ciddi ciddi evi terk mi edeceksin? Orası benim evim değil ki. Böyle olmaz. Ben sana dün gece ne yaşadığımı anlattım. Sen tutmuş benim karşıma geçmiş böyle olmaz mı diyorsun Emin? Nasıl olur? Nasıl olsun istersin? Yaren senin kardeşin. Evet, Yaren benim kardeşim ve beni tanımak istemiyor. Benim yüzümden kendi evinden çekip gitti kız. Hepimiz bir şekilde kardeş istemiyor ama o Yiğitlerin benden çok daha fazla kardeş. Sen öyle san. Moralin bozuk dondurması. Hı? Çok Amerikan gördüm seni. Çok Amerikansa gelsin Yaren Hanım kaşıklasın. Otur şöyle. Bak. Ben dün gece duyacağım her şeyi duydum. Sen de az önce benim neler hissettiğimi duydun. Bence uzatmanın alemi yok. Konuşacak başka bir şey yok. Yağmur lütfen. Otur bir dinle. Bak. Yaren benim ne kadar kardeşimse, sen de o kadar kardeşimsin. Biz, evet dün gece bir yanlış yaptık, bir hata ettik. Yaren'i yatıştırmak isterken seni kırdık. Çünkü seni ondan saklarken onu da kırmıştık. Hanginizi ne kadar ne ölçüde kırdığımı inan ben de bilmiyorum. Benim için bir ölçüsü yok. Çünkü ikiniz de yüreğimi, ciğerimi aynı yakıyorsunuz. İkiniz de burnumun direğini aynı yerden sızlatıyorsunuz. Ben ikiniz de kaybedemem. Ben de, Cahit de. Bak, istediğin kadar kız, istediğin kadar kırıl, istediğin kadar çekip giderim de göndermem. Anlıyor musun? Ben Yaren'i de, seni de hiçbir yere göndermem. Ben ikinizin de abisiyim. Ben ikinizden de vazgeçmem. Seni ilk bu eve getirdiğim günü hatırlıyor musun? Hı? Sokağın ortasında bir uyuz kedi gibi saldırıp duruyordun bana. Hı? Hatırlıyor musun? Ama ben pes etmedim.
senin abin olabilmek için vazgeçmedim, mücadele ettim. Senin abin olabilmek için seninle mücadele ettim. Hatırlıyor musun? Hı? Şimdi sen de mücadele edeceksin. Tamam mı? Yaren'in kardeşi olabilmek için mücadele edeceksin. Tıpkı benim gibi. Tamam mı? Ya Yağmur çok mutsuz. Yaren çok sinirli. Kolay olmayacak bu iş. Öyle hiç kolay olmayacak. Bulurlar bir yolunu. Kardeş onlar. Yani ben ikisiyle de konuştum. Yani öyle siz kardeşsiniz demek de olacak gibi değil bu iş. Yiğit'e bırak sen o işi. Tamam mı? Pardon, güneşini kestim ama. Ay, Nur, Nur. Ay, ay, Nur. Nur, ben de saatlerdir seni bekliyordum. Ben sanırım çok kötü bir şey yaptım. Bilerek yapmadım tabii. Adamın suratı gözlerimin önünden gitmiyor. Ya kesin beni yanlış anladı. Kesin çok bozuldu bana. Fikret bak bir saniye bir... Yok, yok, yok. Ya bir saniye falan değil. Ben bir saniye falan duramam. Dursam eğer gerçekten ben kurdeşen dökeceğim ya. Duramam, gerçekten duramam. Nur, ben sanırım seni çok zor durumda bırakacak bir şey yaptım. Yani Yiğit'e çok yanlış bir şey söyledim ben. Allah Allah. Yani şimdi bu gizemli kadın çıka çıka Fatih Bey'in kardeşi çıktı öyle mi? Ya kardeşi eksikti değil mi? Hay Allah'ım yarabbim ya. E çağırsaydın ya beni. Gözünün içine baktığım gibi anlardım ben onun niyetinin ne olduğunu. Valla bilmiyorum Nazancı, böyle ilginç bir tip. Dur bakalım, zaten kokusu çıkar yakında ortaya yani. Sen bir tam anlat bakayım, ne konuştunuz? Ne konuşacağız ya işte. Merhaba demek için gelmiş. Bir de magazine biraz meraklıymış da bu bizim meşhur aşk üçgenimiz çok ilgisi çekiyormuş. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. Yani durup dururken şimdi bu kadın geldi, kapıyı çaldı. Ay ben sizin aşk üçgeninize bayılıyorum dedi, öyle mi? Aman bu ne be? Ay vallahi bilmiyorum Nazan, işte göreceğiz bu ne, neymiş, çıkar ortaya yakında. Aa şunlara bak, şunlara. Gelenlere bak. Vallahi bravo anneme bak, tutmuş kolundan getirmiş. Yaren. Seni kaçak seni, sen bana görünmeden nerelere gidiyorsun bakayım ha? Bakayım sana. Ah kuzum benim ya. Allah tebrik ederim anne. Daha işimiz bitmedi. İşimiz uzun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bak çok tuhaf bir şey oldu ha. Yaren'in başından bir at konuşalım. Ben biraz böyle hani Yiğit'i kurcalayayım dedim. Hani Mert'in durumuyla ilgili ne düşünüyor acaba falan diye. Ama baktım adam çok bozuldu. Hani ben beni yanlış anlamamıştır falan diye düşündüm ama suratını görünce birden dank etti. Ah dedim ya, ah dedim Fikret ya, Nur'u yaktın işte ya, yaktın kızı dedim. Yani Yiğit beni kesin yanlış anladı. Hani sen böyle böyle dedin zannetti diye düşündüm. Tabii toparlamaya falan da çalıştım ama Yiğit ne düşündü hiç bilmiyorum Nur. Ben ne düşündüğünü biliyorum. Gerçekten de benim Mert'i aramızdaki bir engel gibi gördüğümü düşündü. Ya çok özür dilerim. Bak ya, bak gördün mü? Yapmışım işte yapacağımı. Ya çok üzgünüm ben gerçekten. Yani ben bir ihtimal hani seni o kadar iyi tanıyordur ki zaten yanlış anlamaz diye düşünmüştüm. Ama bak bak gördün mü? Yani korktuğum başıma geldi işte. Dur. Dur tamam mı? Ben şimdi gidip yanlışımı düzelteceğim. Seni o kadar zor durumda bıraktım ki ben gideceğim. Hatta kendim yalan söyledim diyeceğim. Tamam mı Yiğit? Ben halledeceğim. Fikret, gerek yok. Bak, biz konuştuk. Ama aslında doğru düşünmüşsün. Yani Yiğit beni tanıyor. İyi tanıyor. Kızmadı yani bana. Oturup konuşunca
Mert hakkında asla böyle bir şey düşünmeyeceğimi anladım. Ay çok şükür. Yani vallahi sen gelene kadar içim içimi yedi. Yani hiç değilse konuşa konuşa ikna olacak kadar tanıyormuş seni. Bunun tanımakla, tanımamakla hiçbir ilgisi yok Fikret. Çocuk sonuçta çok hassas bir konu. Tabii canım. Yani ne sen ne de ben anne olmadık sonuçta. Yiğit tabii başka bir hassasiyetle yaklaşıyor çocuğa. Babalık hassasiyetiyle yaklaşıyor. Ah, ne kadar şanslısınız. Ne kadar birbirinize anlayışlısınız. Gerçekten. Ben olsam... Sen olsan ne yaparmışsın? Ya ben olsam biraz bozulurdum tabii. Arabadaki hali falan. Ne varmış arabadaki halinde? Ya ne konuşuyoruz ki Nur? Gerçekten benim boş boğazlığım yüzünden zaten senden şüphe edecekti. Bir şekilde konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız. Bundan ötesi var mı? Kurcalamaya ne gerek var ki? Kurcaladığımdan değil. Sadece ne kastettiğini merak ettiğimden soruyorum sana. Ne olduğunu söyler misin lütfen? Ya tatlım, ben bu konularda hiç tarafsız değilimdir. Yani ben feci şekilde kadın dayanışmasına inanırım. Yani ben kız tarafıyımdır. Yani şimdi ben konuşursam böyle seni fena gaza getirmiş olacağım. Hadi sen Emin'le vedalaş, ben dışarıda bekliyorum. Abim beni bırakmıyor. Tatlım, yani sonuçta bunlar benim yorumlarım. Unutma, ben her zaman kızları tutarım. Şimdi ben böyle hissettim diye de gidip adama hırslanma da. Ay yok canım. Ne hırsı? Hem dediğin gibi onlar senin yorumların. Yiğit hiçbir zaman böyle hissettirmedi bana. Ha? Ben dış kapının mandalıyım. Tamam, bir hayat tecrüben var. Ben buna güvenirim. Ama benim tecrüben bana, senin tecrüben sana. Önemli olan ben ne hissettim, o ne yapmış, bu ne düşünmüş değil ki. Adam sana nasıl hissettiriyor, ona bakacaksın. Öyle tabii. Önemli olan benim ne hissettiğim. Canım, canım. Sakın unutma. Ben her zaman kızların tarafını tutarım. Konuştunuz galiba. Konuştuk. Sarmaş dolaş olduğunuza göre bir tatsızlık yok. Yok canım. Hem zaten ben gık demeden o kendisi söyledi. Seni yanlış anladığını anlamıştı o. İyi tamam, ben yanlış anlamışsam bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne oldu, senin niye canın sıkkın? Ay yok canım, dün gece geç yattım. Sabah da erken kalktım, ondandır herhalde. Daha demin bir şey yoktu. Biliyor musun? Sen bana kendimi iyi hissettiriyorsun. Bundan daha önemli de bir şey yok. Biri kapıyı çaldı ve ben Fatih'in kardeşiyim dedi, senin tarafındayım dedi. Öyle mi? Aynen öyle anneciğim. Burnuma pis kokular geliyor. Nur mu diyorsun sen? O yılandan her şey beklenir. Kim bilir yine neyin hesabında. Ya anne tamam öyle de o tuhaf kadının da söylediği gibi yani benim kaybedecek neyim var ki? Yapma İclali. Fikret kimmiş ya? Kaybetmeyi bir tarafa bırak. Senin yanına gelip abuk subuk şeyler söyleyip ne idüğü belirsiz bir kadından ne kazanabilirsin ki?
Bilmem. Ama çok iddialıydı ya. Ben bu Fikret meselesini sevmedim İclal. Vallahi benim çok ilgimi çekti anneciğim. Ayrıca yani kızın da dediği gibi benim kaybedecek neyim var? Aytül Hanım, biz Yaren'in eşyalarını yerleştirmek istiyoruz ama... Ama ne? Yerleştirin. Yani hangi odaya? Misafir odalarının birinde Nazan Hanımlar kalıyor. Diğeri Yağmur Hanım'ın odasıydı. Geriye bir tek bizim odalar kaldı. Arkadaş, rezilliğe bakar mısın? Artık evlere sığamıyoruz ya. Oranın Yağmur Hanım'ın odası olduğunu kim söyledi? Hı? Yağmur bundan sonra sizinle birlikte kalacak. Eşyalarını oraya taşıyın. Ama efendim... Ama efendim ne? Bağcı bağına geri döndü. Dağlı da dağına dönsün. Peki efendim. Anne, biraz abartmadın mı ya? Ben bu Fikret meselesini sevmedim. Anne, bak Yiğit kardeşinin hizmetli katında kalmasına izin vermez. Maşallah, daha ilk günden çalışanlarımız taraflarını seçmişler bakıyorum. Bittik vallahi, takacak bize bu huysuz. Aha, çekeceğimiz var vallahi. Burası Yağmur Hanım'ın odasıymış. Bak sen şu işe ya. Bak sen şu işe. Bak, duyuyor musun teyze? Beni evine yuvana dön diye getirdi. Geldim, şurada bir odam bile yok. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Merak etme. Evli evine, köylü köyüne. Sakin ol. Çok iyi geldi Yiğit'in samimiyet. Çok ihtiyacım varmış onun sevgisini hissetmeye. Söyledim ben sana. Siz artık abi kardeş oldunuz. Bu öyle kolay kolay değişmez. Evet, abi kardeş olduk. Şimdi kız kardeş olma zamanı. Onlar benim için mücadele ettiler. Ben de şimdi kardeşim için mücadele edeceğim. Yani Yaren tabii Yiğit abi kadar kolay olmaz. Hem uzaktan geldi, bir de şok geçirdi tabii. Yani mizaç olarak da öyle pek kolay bir insan değildir o. Sen güçlü ol. Yani hazır ol. Ama zorlanmaya da hazır ol yani. İşte şimdi Yaren'i tanıyormuş gibi konuşmaya başladın. Bana bunlarla gel. Ne alakası var canım? Ne tanıması? Yaren kim, ben kimim? O ne demek şimdi? Yaren'in evden gittiği gece ben onun yanındaydım. Ne? Öyle denk geldi. Yani onu önce otele bıraktım. Sonra da eşyalarını götürdüm. Nasıl yani? Emin bunu nasıl söylemezsin? Ne söyledi benim hakkımda? Ne konuştunuz? Kötü şeyler söyledi. Tabii sen bana söyleyemiyorsun değil mi, üzülmeyeyim diye. Mamur. Sana bir şey daha söylemem lazım. Söyle. Hadi söylesene. Yani bunu söylemek benim için çok zor ama söylemezsem her geçen gün biraz daha büyüyüp... Emin, hadi söyleyeceksen söyle, vallahi yüreğim inecek ya, böyle gerginlikten öleceğim. Yağmur. Ben... Oo, bir vedalaşamadın gitti. Alt tarafı bir kapı ödeye gidiyorsun. Ne oldu, ne bu havalar bu kadar? Utandırma çocukları Yiğit. Biz aslında önemli bir şey konuşuyorduk. Yok yok. Hiç öyle önemli falan bir şey konuşmuyorduk. Yani daha sonra da konuşabiliriz. Emin misin? Tabii canım. Yani sonra konuşuruz. Acelesi yok. Ama... Hadi bakalım, benim Emin Bey'le küçük bir işim var. Sizi şöyle dışarı alayım Kozan kardeşler, hadi. Bak, bak duydun mu? Kovulduk, hadi. İstenmediğim yerde durmam ben, hadi. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım Emin Bey. İfadenizi almak için bahçeye alayım sizi. Hadi. Santim santim sileceksiniz her yeri. Değiştirin, burayı komple değiştirin. O yatağı yorganı da değiştirin. En ufak bir eşyası kalmayacak onun burada. Bir tane saç tokası dahi kalsa sizden sorarım hesabını.
prenses almış eline mışısını terör estiriyor maşallah. Melek gibi kızı ne hale getirdiler bir baksana. Çıkart hadi çıkart götürün şunları. Çıkart şunları hadi çıkart. Gelmiş midir acaba? Ya ben otelde kalacağım diye tutturursa? Ben teyzemi biraz tanıyorsam o otelden eli boş dönmez getirir yarını. Ha, velev ki getiremedi bana bir otel ziyareti yapmak düşer. Dur Yiğit. Ben çok korkuyorum. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Ve yaran beni hiç sevmezse. Korkma. Sevecek. Siz birbirinizi seveceksiniz. Şimdi ne kadar zor gözükürse gözüksün. Sen beni nasıl sevdiysen ki öyle mi? O da seni sevecek hiç merak etme. Yaşadıkça, paylaştıkça zamanla sevecek. Ha. Bu arada girmeden önce son bir şey unutmamanı istiyorum. Bu kapı senin evinin kapısı, tamam mı? Al işte bak. Bitti gitti gördün mü? Diyorsun da kimi kandırıyorsun teyze ya? Abimler benim yanıma gelmeye tenezzül bile etmediler ama eminim yeni kız kardeşlerini eve geri getirebilmek için yan kapıda yatıp kalkmışlardır. Haksızlık etme. Onlara ben de kızıyorum ama senin yanına gelmemelerinin sebebi bendim. Çünkü senin ilk önce ben konuşmak istedim. Peki o ucubenin bu eve geri dönmeyeceğine dair bana söz verebiliyor musun teyze? Veremiyorum. Peki sence abim o kızın hizmetli katında paşa paşa yatmasına ses çıkartmayacak mı? O sesini çıkaracak ama sen susacaksın. O ne demek teyze ya? Sen beni niye geri getirdin bu eve? Ezileyim diye mi? Ya biz aldık kızın eşyalarını taşıttırıyoruz. Oyun mu bu? Yaren sen bana güvensene. Ben sana ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını söyleyeceğim tamam? Nasıl da hemen bağırlarına bastılar. Hemen nasıl benimsediler bu katilin kızını? Yaren. Hoş geldin. Teyze, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Yaren'in odası hazırlanıyor şimdi. İsterseniz çıkın dışarıda konuşun. Gördüğün gibi burada çok iş var. Doğru. Önce bu odayı halletmek lazım Canan. Tam şuraya bir yatak daha ayarlayın. Şu eşyaları da geri getirin tamam mı? Peki efendim. Abi bu ne demek oluyor? Artık bu odayı beraber paylaşacaksınız. Bu oda ikinizin demek oluyor. Abi. Şimdi siz ikiniz bir karar verin. Düzeninizi beraber oluşturun. Tamam mı? Teyze ben de seni biraz dışarı alayım. Sonra kapınızı çalacağım. Abi. Şimdi çok sinirlisin. Benden de bu durumdan da nefret ediyorsun. Ama ben mutluyum aynı odada kalacağımız için. Sen ne dersen de seni tanıyacağım için de mutluyum. Teyze. Yaren'i getirdiğin için teşekkür ederim teyze. O yüzden de Yağmur odasından çıkarma hamlemi görmezden geleceğim. O hamle gerçekten benim hamlem olsaydı Yiğit'ciğim. Yağmur şimdi hizmetli katındaydı. Benim bu evdeki ağırlığımı sakın hafife alma. Teyze ben senin bu evdeki gerekse gönlümüzdeki ağırlığını asla hafife almıyorum. O yüzden de bu evin en büyüğü olarak senden rica ediyorum. O iki kız çocuğuna yardım elini uzatmanı istiyorum teyze. Bak teyze ben Yağmur'la ilgili hissiyatını, düşüncelerini değiştiremem biliyorum. Ama davranışlarını değiştirmeni rica ediyorum. Bunu sadece Yağmur için, benim için değil.
Yaren için, Cahit için de istiyorum. Ben sesimi çıkarmıyorum. Ben bu evde hiçbir şeye sesimi çıkarmıyorum. Ama seni uyarıyorum. Artık bu evde Yaren'in sesini duyacaksın. En çok Yaren'in sesini duyacaksın. Destek olmayacaksın değil mi? Asla. O zaman köstek de olma teyze. Bak rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum sana. Sana evlat yerin olarak yalvarıyorum. O iki kız çocuğunun birbirini sevmesine köstek olma. Ne haber? Ay, dalmışım. Ödümü patlattın. Affedersin, kusura bakma. Korkutmak niyetim değildi. Ne yapıyorsun? Birini mi bekliyorsun yoksa bir yere mi gidiyorsun? Tekim. Taksi bekliyorum. Yalnız buradan taksi geçmezsen, duraktan falan çağırmadıysan. Hay Allah ya. Bak iyi ki söyledin. Durağın numarası var mı sende? Ha? Arayayım. Sen nereye gidiyorsun? Senin şirkete. Şirkete mi? Ya ben böyle bir kendim böyle bir kafamda düşündüm taşındım ve abimin karşısına çıkmak için kendimi hazır hissettim. Evet güzel, bence iyi düşünmüşsün. O zaman hadi gel. Gel ben seni götüreyim. Yok. Yok gerek yok ya. Ben kendim giderim. Şimdi ben yolda falan çok konuşurum. Sonra Nur'la kötü oluruz. Ha şu yorumlama meselesi. Ama bildiğim kadarıyla Nur'la kötü olmadınız değil mi? Ya Nur'la kötü olmak o kadar kolay değil. Yumuşacık bir kız. Bozulduğunda pek açık konuşmuyor. Yo, aslında gayet açık konuşur. Tabii canım. Sen daha iyi bilirsin. Sonuçta ben onu tanımıyorum. Yani bozulduğunda çaktırmıyormuş gibi geldi bana. Yani belki bilmeni istememiştir, yani misafirsin sonuçta. Sen çok açık bir adamsın Yiğit. Benim gibisin. Ben hiçbir şeyi halının altına falan süpürmem. Sorun neyse kaçmam. Hemen çözülsün isterim. Yüzleşirim. Ya bu tabii biraz da yapı meselesi. Sen ben. Başka. Nur başka. Ben gerçekten anlamadım yani. Ya Nur benim bildiğimin dışında farklı bir tepki mi gösterdi? Yok canım. Yok. Hiç öyle bir başka bir şey tepki falan yok, hayır. Ya ben galiba yurt dışında falan kaldım ya uzun zaman. Böyle Türkçe'de anlatmak ve anlamak üzerinde böyle biraz sıkıntılarım oluyor galiba. Ya neyse, zaten ne desem yanlış anlaşılıyor. Sanırım bu hassas konulara pek girmemem gerekiyor benim. Beni hala şirkete getirmek istiyor musun? Tabii. Demek onca zaman sonra onu tekrar görmek seni çok etkiledi. Ablan da bundan korkuyordu. Yazık. Haklı çıktı. Ya kendimi yeterince kötü hissediyorum Nur. Bari sen üstüme gelme. Ben kendini kötü hissettiği konuşmuyorum. Ama şu haline bir bakar mısın? Yağmur'a bile söyleyememişsin gerçeği. Bunu sakladıkça daha kötü olacaksın. Ayrıca bu saklanabilecek bir şey değil ki. Saklamayıp ne yapayım Nur? Ya söylesem ne fark edecek ki? Söyleyip de kızın kafasını bozmanın ne anlamı var ki? Zaten bıçak sırtındalar. Yani Yağmur daha hevesli, daha umutlu ama Yaren o zehir gibi. Benim eski ve aptal duygularım yüzünden Yağmur'un hevesinin kırılmasına ne gerek var ki? Yani senin duyguların eskimiş mi? Sen de ablam gibi. Kendin anlatıyorsun ya. Kendin söylemedin mi Yaren'i görünce ne hale geldiğini? Ben şaşkına döndüm dedim. Anlatamıyorum galiba. Ya kim bilebilirdi ki Yaren'in bir anda çıkıp geleceğini?
öyle yani bunun duygularla falan bir alakası yok. Onu öyle bir anda karşımda görünce neye uğradığımı şaşırdım sadece. Hepsi bu kadar. Bütün gece mi? Sabaha kadar mı? Hala mı şaşkınsın? Bak Emin, ben Yağmur'la iyi olmanızı çok istiyorum. Gerçekten istiyorum. Onu ya da en önemlisi kendini kandırarak iyi olamazsın ki. Saçma. Ya çok saçma. Yani geçmiş geçmişte kalmıştır. Yaren ona karşı hislerimi bilmiyor bile. Zaten bilseydi sahnede kaç kahkaha atardı ben tahmin bile edemiyorum. Bak biraz sakin ol ve kendini dinle. Yağmur'a ne zaman ne kadarını söyleyeceğine en iyi sen karar verirsin. Sadece biraz kendi içini dinle. Düşün, tamam mı? Ya düşünecek neyim var ki? Ben Yağmur'layım ve onu seviyorum. Ya eskimiş çocuksu duygular bir an hortladı diye Yağmur'u kıracak bir şey yapmayacağım. Sevgilimi üzmeyeceğim ben. Evet, onu üzecek bir şey yapmayacağım. Emin, bak ben çekime gidiyorum. Döndüğümde evde ol, tamam mı? Onu üzmeyeceğim. Ay Emin. Yaren bir Yağmur'u derken kafam şişti ya. Bir şöyle güzel alışverişe gidelim, dağıtalım şu kafalarımızı artık. Ben ne zamandır alışverişe gitmiyorum sen biliyor musun? Nasıl sefalet günleri sona erdi diyorsun. Cahit bana kredi kartını verdi. Eski günlerdeki gibi. Oh be, nazan sağlara geri döndü. Şuna bak şuna. Bu manken olunca bunun yürüyüşü falan mı değişiyor Allah aşkına? Nur. İcdel işe geç kalıyorum, acelem var. Oh be. Oh, bizim son rezalet sana yaramış bakıyorum. İşlerin açılmış maşallah. Haklısın. Sana teşekkür etmeyi unutmuşum. Biliyor musun Nur? Oğlumun gözünden akıttığın her damla yaşın hesabını soracağım senden. Seninle kavga etmek istemiyorum işler. Gözümün önündeki o iğrenç kavuşmanızı hayatım boyunca unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Bak, sana karşılık vermeyeceğim. Çünkü ne olursa olsun, o gece seninle aynı korkuyu paylaştığımızı da, bana yolladığın bir fincan sıcak hamuru da unutmayacağım. Sen benim gözümün içine baka baka benimle dalga mı geçiyorsun be, he? Aptal yerine, salak yerine mi koyuyorsun beni? Sen ne kadar pislik bir insanmışsın ya? İcdal, tamam ya. Bırak İcdal ya. Bırak şu paçozu be. Şuna bak. Bırak kendi kendine konuşsun, gel. Bak, sen canını seviyorsan bir saniye bile karşımda durma, bak tutamam kendimi bak. Bak 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 bak, laflara bak. Eşkıya mısın kızım sen? Bırak şunu Allah aşkına İcdal ya, yürü gel. Bedel ödeyeceksin Nur. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Terbiyesiz şirret ya. Nasıl tehdit ediyor görüyor musun? Resmen tehdit be. Vallahi polise gitsem uzaklaştırma çıkarttırırım. Ben böyle şey görmedim. Nazan kapa çeneni. Kapa çeneni, bak bütün hırsımı sinirimi senden çıkartırım şimdi. Başlatma hırsını şimdi İcdal. Ne vardı yanına gidip onu kudurtacak? Bak sen onu kudurtuyorsun, o geliyor bana saldırıyor. Allah'ın cezası Nazan. Allah'ın cezası. Ödün kopuyor değil mi o elmasa gidecek bir şey söyleyecek diye. Kusura bakma ama ben yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. O küçük şirretten kurtulmaya bu kadar yaklaşmışken yeni bir sorun istemiyorum İcdal. Ya şu benim halime bak ya. Şu benim halime bak. Sen karnına çocuk koymuş o şam şeytanından kurtuldun. Ama ben elimde kazık kadar oğlumla bir tane yılanın başını ezemedim ya. Aman aman. Maşallah de maşallah. Ay Allah nazarlardan saklasın. Doğru söylüyor. Beni hiç tanımayan kız bile doğru söylüyor. Beni kaybedecek neyim var ki? Ne diyorsun sen mıralı mıralı be? Ne diyeyim Nazancığım? Bir hayal kırıklığı eksik, bir hayal kırıklığı fazla. Ne fark eder ki Nazancığım? Onu diyorum. Heh? Yapsın bakalım şu Fikret Hanım ne yapacaksa yapsın. Yapamayacağım. İyi misin? Yok. Yok. Ya galiba yapamayacağım ben. Ya hazırladım dedim kendime. Hazırladım ama yani kalbim sanki böyle ağzımdan çıkacak. Ben çok fenayım.
Yani karşısına çıkınca ne olacak? Ha? Ya yine yüzüme bakmazsa? Ne çekip giderse yine? Bak ne hissettiğini iyi biliyorum. Ama bunu erteleyemezsin. Yani kendimden biliyorum. Erteledikçe daha çok büyür. Aranızda ne yaşandı, ne bitti, aranızdaki mesele ne? İnan hala bilmiyorum. Tabii ki tek görüşmede ilk kez göz göze geldiğinizde çözemeyeceksiniz. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor, öyle değil mi? İşte Kozan Otomotiv'i. Devasa. Ya bu kadarını beklemiyordum. Diş, tırnak, kan ve ter. İşte benim eserim. Çok, çok büyük. Bak bu gördüğün daha bir şey değil. Alt katta galerimiz, onun altında tamirhane ve garajlarımız var. Ha, filoyu ve kiralama şirketleri, ayrıca da fabrikayı saymıyorum. Bu kadar genç bir yaşta. Babadan kalmadan böyle bir imparatorluk kurmak. İnanılmaz. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben aşağıdan başladım, tamirci çırağı olarak. Ondan sonra tabii benim hırslarım, Allah'ın yürü ya kulum demesi, biraz da çalışmak. İşte buradayım. Şaka gibi. Şaka gibi bir adamsın. Gerçekten. Bu kadar genç yaşta. Söyleyecek söz bulamadım. Hadi gel. Abinle görüşmeden önce rahatlatayım biraz seni. Etrafı dolaşalım. Yiğit Bey. Tamam tamam geliyorum. Geliyorum, misafirim var. Yani bu yedek parça krizini çözmezsek Yiğit sorun çıkartabilir. Yani Almanya'ya rapor vermekte sorun yok ama iş hesap vermeye gelince benim kardeşim orada dur der yani. Ben çok iyi biliyorum. Fatih. Affedersin. Yedek parça diyordum. Sen yedek parçada kalmışsın. Kusura bakma ya. Kafam dağınık biraz bu aralar. Ne diyordun? Hayırdır? Almanya'yla ilgili falan bir sorun yok değil mi? Yok yok. Özel meseleler. Ha, özel. Ailevi diyelim. Evet. Ailevi meseleler bu aralar bayağı bir gündemde. Neyse. Bu Almanya meselesini yarın konuşuruz artık. Ben çıkayım. Şuraya bak ya. Ulan Alman disiplin dedik. Bunlar işkoliktir dedik. Herifin kafası bir dünya takılıyor. İş güç umurunda değil ki. E işte. Abin o kapının arkasında. Şirkete o kadar kaptırmışım ki kendimi. Buraya neden geldiğimi unuttum. Bak. O kapının arkasında ne yaşanırsa yaşansın. Şu anki durumdan daha kötü olmayacak. Güven bana. Kendi hayatımdan biliyorum. Sana iyi ki varsın demiş miydim? Henüz değil. Hadi. Hayırdır Yiğit? Hanımefendi kim? Muhteşem Fatih'in kardeşi.
Gel. Gel Cahit gel. Bakalım şu Almanların işine gel. Benim. Ben geldim abi. Konuşmaya geldim. Demek adamın kafası onun için bir dünya öyle takılıyor. Bu nedir ya? Bu kardeş sorunlarını kızlar mı dağıttı bize? Ben anlamadım ki. Vallahi Cahit bizimkisi gibi değil. Bu biraz daha zor. Bir şey diyeceğim. Bizimkiler ne yaptı oda mevzusunu? Vallahi bilmiyorum. Eve gittiğimizde öğreneceğiz artık. Neyse. Ben çıkayım o zaman ufaktan. Zaten benim aklım evde. Fatih'den de bir hayır gelmez kafası bir dünya. Sen geliyor musun? Ben Fikret'i bekleyeceğim. Hayırdır? Bir misafir. İyi. Hadi. Görüşürüz o zaman. İlk karşılaşmamızdan sonra bu adımı atmayı planlamamıştım. Ama içimden geldi birden. Git Fikret dedim. Git. Kardeşi olamadığın abinin karşısına çık. Hem belki bu sefer hazırlıksız yakalamazsın onu dedim. Sanırım konuşmayacaksın benimle. Galiba yüzüme de bakmayacaksın. Ben yüzüne bakarken hala babamı görüyorum. Çizgilerinde, hatlarında. Ona benzemek için kesmediğim bıyığında. Sen de acaba... Acaba annemi görmemek için mi bakmıyorsun yüzüme? Yüzüme baktığında annemin gözlerini görürsen beni yeniden sevmekten korktuğun için mi açmıyorsun gözlerini? Ondan kaçamaz. Yiğit, çekil önümden ve sakın bu işe karışma. Bak, buraya seni görmek için geldi. Karışma! Ne bakıyorsunuz, hadi? Meraklı melahatlar. Fikret. Kolay olmayacağını biliyorduk değil mi? Sürpriz yok. Hadi seni eve götüreyim. Beni biraz gezdirir misin? Arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Harikaydınız. En kötü çekiniz böyle olsun Nur Hanım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Efendim cadı. Sensin cadı. Hadi bak 5 dakikaya evdeyim. Hadi gel bize yemeğe. Sonra da kardeşini aramıza alıp döveriz onu biraz. Gelirim ama öyle Cahit Mahit deyip benim asabımı bozmayacaksan. Söz verirsen gelirim. Üf, tamam tamam. Demedik bir şey Cahit'ine. İyi o zaman. Geleyim bari. Ya zaten bizde bir tarafta Yaren, bir tarafta Yağmur. Sofra değil, mayın tarlası. Size geleyim de bari yediğim lokmayı anlarım. Yiğit nasıl? Kardeşleriyle arası nasıl? Ha? Ha o
Gelmedi daha. İşi uzamış herhalde. Kıyamam sevgilime. Tabii aklı onlarda kaldı. Yiğit yoldaymış, geliyormuş. Siz başlayın diyor. Biz yiyelim bari, hadi. Hadi afiyet olsun o zaman. Ben şimdi iki alanın ortasında direkt tutsam gerçek olur mu? Ay canım benim ya, yerim ben seni. O öyle olmuyor. Yani halalar arasında olmuyor. Adaşlar arasında yapman lazım. Yani ismi aynı olan iki kişi arasında. Ben galiba senin ne direkt tutacağını biliyorum, biliyor musun? İki alanın da birbirini sevmesini isteyeceksin değil mi? Yok öyle değil ki. Ben nedense bir anda doydum. Afiyet olsun size. Yarenciğim. Üstüne varma. Her ağzını açtığında daha kötü oluyor, görmüyor musun? Ne yapsan avutamazsın. Ne yapsan kalbindeki yangını söndüremezsin. Ne yazık ki sığınabileceği bir odası bile yok. Afiyet olsun size. Yağmur. Beğendin mi teyze yaptığını? Ha? Kardeş payı olacağı için. Birinin boğazına dizilirken öteki Agob'un kazı gibi yerse olmaz değil mi? Otur oturduğun yerde. Öz kardeşinin arkasından gitmeyip o kızın arkasından gidersen üçüncü dünya harbi çıkar bu evde. Ben İnsaf be teyze. Onun da arkasından gidecektim, sen göndermedin. Ya aman Cahit'cim, annem haklı. Bırak sen de. Nasılsa Yiğit gelir şimdi. Oh, iki abi kardeşleri bölüşürsünüz. Öyle şey yaparsınız. Ayıp ediyorsunuz ya. Gerçekten de bak. İkiniz de çok ayıp ediyorsunuz. Everything here. My home sweet home. It's a nightmare now. You can't believe this. I have a sister from the hell. Yeah, I'm serious. She's so weird. You must see. İyi geldi boz havası. Seni de oyaladım biraz ama. Yo. Benim için de çok iyi oldu. Deşarj oldum. Yani evde zaten durumlar yeterince karışık. Benim de bir nefes almaya ihtiyacım vardı. Hem sen de yarın abinle tekrar görüşünceye kadar bir kafanı dağıtmışsındır. O yarının meselesi. O konuyu hiç konuşmak istemiyorum. Aa, ya Nur'u aramadık biz. Ya yine aklıma geliyor. Ya benim hiç aklımdan çıkmadı da. Çekimlerde kendisi. Ne kadar anlayışlısın. Yani senin yerine başka bir adam olsaydı kıskançlık yapardı. Oo, biz onları yedik bitirdik bile. Kalmadı bizde öyle kıskançlık falan. Ciddi misin? Sana rağmen mankenlik yapıyor yani. Valla yaptığı işe bayıldığımı söyleyemem. Çok hoşlanmasam da anlayışla karşılıyorum. Biz kendi aramızda anlaştık gitti. Allah yardımcısı olsun valla. Yani şöhret, İlgi, alaka güzel ama yani şu son yaşadığınız tatsız tesadüfü düşününce yani hani şu benim en son magazinde gördüğüm müzayede olayını diyorum. Zor. O konuyu hiç açma. Hiç girme, hiç. O konuya gerçekten hiç girmeyin. Yani iki kadının arasında kalmak da zor tabii. Yani hele bir tanesi de çocuğun annesi. Bak ben hiç iki kadın arasında kalmadım. Evet, işler benim çocuğumun annesi. Benim hayatımın bir parçası. Ama benim kalbim sadece ve sadece Nur'a ait. Öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak. Ne güzel söyledin. Nur da gayet farkında zaten. İcrel'e karşı bir üstünlüğü olduğunu biliyor. Gücünü senden alıyor. Evdeki kadın ve çocuk bir yana. Nur öbür yanda.
Her şeyin gayet farkında o da. Yine kendi yorumunda konuşuyorsun değil mi? Hı hı. Evet. Tamamen kendi yorumum. Pişti. Merhaba. Hayırdır, nereden geliyorsunuz siz? Ya seni arayacaktık ama çekimin varmış. Bizim şirketteydi bugün. Ya ben kurt gibi acıktım. Neyse. İyi geceler Yiğit. İyi geceler. Ne bu surat? Kıskandın mı? Ya çok kıskandım. Birazdan Fikret'in saçını başını yolacağım. Komik eski kocam benim. Fatih'le nasıl geçti? Sence? Baksana. Konuşmamak için cevap vermedi, kaçtı. Sen anla artık gerisini. Aslında bana sorsaydın götürme diyecektim sana. Yani kendi istedi. Kendimi iyi hissediyorum deyince ben dertlemek istemedim. Sonuçta ne karar verdi, bunu ne kadar deneyecek, burada daha ne kadar kalacak bilmiyoruz. Haklısın. Yani ikisi için de iyi bir gün geçmediği kesin. Her şeyi biliyorum. Ve ikisiyle de empati kurabiliyorum. O kadar çok canları acıyor ki. Ya bak, ben de belki geçirdiğim dönem yüzünden bilmiyorum yani. Ancak senin kadar anlayabiliyorum. Ama bu kadar fazla da üstlerine düşmemek gerekiyor yani hani. Unut biraz, kafanı bu kadar takma. Haklısın. Bunu bir ara kendime hatırlatsam iyi olacak. Neyse. Bugün Fikret için çok güzel bir şey yapmışsın. Senin için yaptım. Sen mutlu ol diye. Ama Fikret duymasın şimdi, bozulur sonra. Ama. Benim şakıcı eski karım. Hadi hadi sen içeri gir. Yüksek gerilim hattı beni bekliyor. Umarım bu gece kızlarla daha güzel geçer. Görüşürüz. Allah. Sen burada mıydın? Ya sakarlık işte ya. Bir anda çantamdan saçılıverdi. Tabii. Nasılsın? İyiyim. Kırılacak bir şey yoktu çantada. Çantayı kastetmedim. Kalbini soruyorum. Kırıldı mı? Yiğit sana her şeyi anlatmış galiba. Ama ben bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Peki, sen yine bir şey anlatmak istemiyorsun. Ama benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Aç olduğumu söylemiştim ben, değil mi? Yemek yiyelim, sonra konuşuruz. Heh, hadi. Maşallah, evi de otel yaptı Fikret Hanım. Yarım pansiyondan bir eksik ama. Bak, kahvaltı da yapmıyor. Ben de meraktan öleceğim ha. Bugün görmeden gitmem artık ben bu kızı. Kaçta gelir acaba? Ama görüp de ne yapacaksın? Bugün yarın gider artık sanırım herhalde, değil mi? Değil mi ya? Misafirlik dediğin kaç gün ola? Ay siz de tef çalacaksınız arkasından baba. Fatih Bey oğlumuzun ayağı kesildi ya, o var diye. Ona bozuluyor baba, sinirleniyor. Ha. Nur da gelmeyecek herhalde. Ben aşağı ineyim de Emine bakayım. İyi ya. Biz geldik. Afiyet olsun. Sağ ol da. Hayırdır şekerim? Ha, ben sizi tanıştırmadım tabii. Sen ne zamandan beri İjdel'in arkadaşlarını akşam yemeğine davet ediyorsun? Ah, ne İjdel'i canım? Fikret bu. Fikret mi? Ama ben bu Fikret'i bu sabah İjdel'in yanında gördüm.
Nasıl durumlar? Önce bir yarını bulalım da anlarsın o zaman durumları. Ha anne, ben bugün Canan'la bahçede nöbet tutturdum. Bir baksın dedim. İşte Yiğit'i görmüş yine. Aynı kadınla, o kızıl kafalı kadınla beraber arabadan iniyorlarmış. Fikret işte o. Fikret de artık ne oluyorsa sabah akşam beraberler yani. Sana o işe girme diyorum İzel. Ya anneciğim bir şeye girdiğim yok benim. Bir şeye girdiğim yok da. Yani ilgimi çekmeyi başardı. Ya ben de akşam yemeğinde patlatırım bombayı diyordum. Ya görüyor musunuz ne kadar şapşalım ben. Bak şimdi, sabah ben kahvaltıdan sonra böyle yürüye yürüye döndüm ya eve. Ya sen pat evleri karıştır, yan eve gir. Neyse artık kafam. Valla çok fena bir kafa o. Enteresan yani. Ama benim salaklığımdan değil. Yani ne yapayım, sizin burada evler hep birbirine benziyor işte. Yok canım, sen hiç salak bir şeye benzemiyorsun zaten. yanlış kapıya gittin sonra? Sonrasını ben anlatıyorum işte sana. İcrarle çan çan çon çon muhabbet. Ben dedim ki cadının arkadaşı gelmiş dedim, bak düşün. Elmas, bir susarsan bak Fikret anlatıyor ha. Ya sende kaldığımı öğrenince bir ilgilendi benimle. Gel otur dedi, ben de gittim oturdum. Yani ben de merak ettim hani şu meşhur İclal nasıl biriymiş diye. Yalnız var ya senin işin çok zor Nur ya. Hani 5 dakika konuşunca anladım hemen dün akşam ne demek istediğini bana. Hemen benim dedikodumu yaptı değil mi? Dedikodu ne ki? Nefret kustu resmen. Ama tabii biliyor lafında benden sana geleceğini. İyice bir gıcıklığına konuştu tabii. Ne laflar ne laflar. Bak mesela. Ha, tamam. Tamam duymak istemiyorum. İşlerin hakaretleriyle işten bozamam ben. Hadi sofraya. Sen Nur. Sen bir 2 dakika gelsene benimle. Gel gel. Tamam. Gel. Afiyet olsun sana. Afiyet olsun. Ne oldu ya? Yok kapıları karıştırmışmış da. Yok bütün evler birbirine benziyormuş da sen şimdi yedin mi bunu? Ay yalan mı söylüyor? Bal gibi bariz yalan söylüyor hem de. Ya yapma Elmas. Saçma sapan bir şey oldu böyle. Ya niye yalan söylesin kız? Ne işi olur İcilerle? Valla orasını ben bilemem. Ama hiç öyle yanlış kapıya gelmiş de 2 dakika oturmuş bir hali yoktu, ben sana söyleyeyim. Kızım gözümle gördüm diyorum sana. Ay yok yok tamam ben anladım. Sen babanlardan etkilenmişsin belli. Nur, daha önce sana süzme salak olduğunu söylemiş miydim ben? Ben de sana azılı bir paranoyak olduğunu söylememiştim galiba. Ya kızı zar zor buraya abisiyle barışsın diye getirdim. 1000 tane derdi var. Ya o neler yaşadı biliyor musun hayatında ya? Bilmiyorsun. Kız gitmiş evleri karıştırmış. İcrail'e otur konuşalım demiş. Konuşmuş, ne yapayım yani? Kapının önüne mi koyayım, onu mu istersin? Aman nerede sende o kafa? Sinirlendirme beni Elmas. Bak sorduk, kız açıklamasını yaptı. Bunun altında bir şey aramak artık paranoyaklığa girer yani. Ne amacı, ne çıkarı olur İclal'den onun ya? Üf, Allah aşkına ya, yapma böyle. Güldürme beni ya. Sinirden güldürme Elmas. Bilmiyorum. Belki abartıyorum, belki paranoya yapıyorum ama... sevemedim ben bu kızı. Böyle gözleri felfecir okuyor sanki. Bilmiyorum yani, bir şey rahatsız etti beni. Bilmiyorum. Tamam, tamam Elmas'cığım, tamam. Hadi bak gel yemek yiyelim, sonra bak senin Emin'le işin var. Hadi, gel. Gel annelerin güzeli. Yaren, bak böyle yapma abicim. Gerçekten ikimizi de çok üzüyorsun. Yani ağız tadıyla sana kavuşamadık bile daha. Siz kavuşacağınıza kavuşmuşsunuz abi. Umrunuzdu sanki. Konuşmak istemiyorum ben. İkinizle de. Dinle o zaman. İkimiz de dinle, lütfen. Dinlemek de istemiyorum. Hadi, cadılık yapma. Böyle sempatik laf sokmalarla hiçbir şey yumuşatamazsınız. Ben sizin ihanetinizi asla unutmayacağım. Biz sana ihanet etmedik ki. Anneme ihanet ettiniz. Duydunuz mu beni? Nasıl yaparsınız ya? Nasıl vicdanınız sızlamaz?
Beni annemin kucağından, koynundan çeken, sonra da onu öldüren adamın kızını nasıl alır da evimize sokarsınız? Ya hiç mi sızlamadı sizin vicdanınız? Ben dün gece rüyamda annemi gördüm. Utancımdan yüzüne bakamadım. Peki ya siz? Siz o kıza kardeş derken geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Yağmur'dan o adamın kızı olduğu için nefret ediyorsun değil mi? Peki ya sen kimin kızısın? Hiç düşündün mü? Sen, ben, Cahit, biz kimin çocuklarıyız? Olay hiç bu tarafından baktın mı? Kim bizim babamız? Ama o kızın annesi... Babası Yaren. Babası bizim çocukluğumuzu, hayallerimizi, umutlarımızı katleden adam. Ama annesi, annesi yüzünü bile görmediğimiz bir kadın. Onların ne yaptığı neyi değiştirir ha? Neyi değiştirir? O bizim kardeşimiz. Yağmur, senin kardeşin Yaren. Sen istersen sabaha kadar konuş, dil dök, onu bana acındır. Umurumda değil, hiçbir şey yaramayacak. Ben buraya ailemi, evimi o kıza bırakmamak için geri döndüm. Ben sizin yaptığınız vefasızlığı yapmayacağım. Ben o kızın suratına bakıp annemin katilini görürken ona kardeşim falan demeyeceğim. Annem böyle olsun istemezdi. O sevgi dolu bir kadındı. Şefkatliydi. Bağışlayıcıydı. O bizim çocukluk vicdanımızdı. Ve emin ol, annem böyle olsun istemezdi. Gecemiz zorlu geçecek anlaşılan. Bir de aynı odadayız. Ya tamam canım, yani sen de üzme ama kendini. Ya hem bak işte abin ne dedi? Yani adım adım zamanla. Ya biliyorum biliyorum Emin de. Böyle aynı odada. Yağmur. Alo. 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 Ben arayacağım seni. İstersen benim dolabımda kullanabilirsin. Senin kıyafetin çok. Bana lazım olmuyor. Soyunacağım, çık dışarı. İngilizce mi söyleyeyim sana? Anlıyorsan tabii. Çık. Zahmet etme. Yok. Ya kesin Yaren geldi. O yüzden sustu. İşte aynı odaya koyarsam belki kaynaşırlar, araları düzelir diye düşündü Yiğit ama... Yok canım, yok. Bu Yaren'in Yağmur'a kardeş olmaya niyeti yok. O ana cadı da veriyor zaten gazı. Sabah akşam Yağmur aleyhine doldurmuyorsa bak, ben de hiçbir şey bilmiyorum ben. Tamam canım ya. Neyse ne yani. Biz de böyle dışarıdan konuşsak bir şey fark etmeyecek. Ay, bana da bir an nasıl bir uyku bastırdı be abla. Ben şuraya şöyle birazcık yatayım uzanayım ha. Uyku mu bastı, Yaren mi bastı acaba? Canım siz de sabah nur akşam sen, bu nedir arkadaş ya? Kusura bakma Emin Bey. Biz de sabah akşam ilaç netine seninle uğraşmıyoruz herhalde. Hem ne var canım? Nur da senin ablan sayılır. Senin ne hakkın var ya serseri mayın gibi ortalarda dolaşıp böyle ablalarını üzmeye? Abla bak, gidip herkes kendi hayatına baksın, tamam mı? Başka derdiniz kalmadı herhalde, beni dert ettiniz kendinize. Neymiş ya bu Yaren de Yaren, Yaren de Yaren? Ne Yaren'miş ya? Duyan da diyecek ki kimmiş bu Yaren? Eski karısı ya da eski sevgilisi falan herhalde. Ya kızın dünyadan haberi yok. Kızın benden haberi yok, haberi. Kızın senden haberi yok değil mi? İşte sen böyle çıldırtıyorsun bizi.
O suratını bir görsen, o suratındaki öfkeyi bir görsen. Kızın senden haberi yok diye ne oldu? İsyan mı ediyorsun sen? Ya abla tamam hadi çık git ya. Çık vallahi ben daraldım ha. Vallahi bak buracıkta şimdi patlayıp ölüp gideceğim. İyi tamam be. Bana bak. Tek bir şey söyleyeceğim sana. O yarenin senden haberi olsun olmasın. O kızdan sana hayır gelmez. Ne yap et benim bu dediğimi unutma. Tamam mı? Ya sen banyodaydın ben seslendim ama duymadın affedersin. Maillerime bakıyordum. Yok canım sorun değil. Güzel fotoğraflar ama az. Evet az. Kıyamam ya. Ne kadar az şey yaşamışsınız. Yani baksana doğru düzgün düğün fotoğraflarım bile yok. Balayı yok. Sen kına gecesi falan da yapmamışsındır. Yok. Yapamadık tabii. Yazık ya. Neler neler içinde kalmıştır kim bilir. Al Dudu anne ıhlamur kaynatmıştı. Böyle güzel güzel içelim gevşeyelim diye konuşalım. Anlat bakalım. Ya konuşuyoruz ya işte. Ya mesela şu fotoğraf nerede çekildi? Fikretciğim bak Fatih'le konuştuğumu biliyorsun. Sen konuşmak istemiyorsun farkındayım ama... Eğer sen bana bir şey anlatmazsan ben size nasıl yardım edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Seni suçladığı şey çok ağır. Hiçbir evlat böyle bir yükün ağırlığını... Ayandın mı? Ayandı mı bir yerin? Gel, gel hemen üstünü değiştirelim seni, gel. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Çok özür dilerim, ben gerçekten çok özür dilerim. Lütfen. Ben çok üzgünüm. Yani ben seninle konuşmak isterken seni ne kadar etkilediğimin farkında değildim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Lütfen. Bir dahakine ben götüreyim bari okula. Ya çocuk senin onu uğurlamanı bile istemiyor. Seninle okula gider mi sence? Akşama görüşürüz. Yiğit'ciğim. Söyleyeceğin başka bir şey yok mu? Ne söyleyeyim? Bilmem. Mesela doğum gününde oğluna ne hediye alacaksın onu söyleyebilirsin değil mi? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Hiç şaşırmadım ya. Valla. Keşke şaşırsaydım. Ya bende kafa mı kaldı? He? Yani ben bugünün tarihi ne? Hangi yılda yaşıyoruz onun farkında değilim. Benim kafam o kadar... Hı. Senin kafan nurla dolu. Sen benim günlerdir neler yaşadığımı, nelerle uğraştığımı biliyor musun? Heh? Kaza, Mert'in küslüğü, Yaren'in gelişi, kavgalar. Bende akıl kalmadı ki. Bana bahane üretme ya. Bana bahane üretme, ihtiyacım yok benim. Ben her şeyi organize ettim. Oğlum büyüdü artık benim. Böyle evde olmaz dedim. Gittim bir tane çocuk kulübüyle anlaştım. Okuldan arkadaşları, veliler, biz cümbür cemaat olacak tamam? E, tamam, iyi düşünmüşsün. Evet, iyi düşündüm. Her şeyi organize ettim ben. Pastasını da aldım. İstersen senin için de bir hediye seçerim. Sen de sadece davete icabet edersin artık ha? Neyse tamam. Yeterince dövdü. Tamam yedim dayağımı ben gidiyorum. Güle güle Yiğit'ciğim güle güle.
Allah kahretsin be. Allah kahretsin. Niye nasıl unutursun? Nasıl unutursun ya? Seni kahretsin. Misafirimiz hala kalkmadı mı kızım? Yok anacığım. Senin kahvaltılarını beğenmiyor galiba. Enişte çok ayıp. Misafirimiz o bizim. Yakışıyor mu bu laflar? Tamam kızım tamam. Ev kendi evin, misafir kendi misafirin. Bir şey demedik. Bir şey demedik de ne zaman bitecek bu misafirlik yavrum? Sen de mi Dudu anne ya? Yapmayın Allah aşkına. Şu yediğim lokma boğazımda kalıyor ya. Uğraşmayın zaten kafası bozuk kızın. Hadi ben kalkıyorum. Ya rica ediyorum hatırım varsa uğraşmayın şu kızla. Afiyet olsun. Sağ ol. Yok anam yok anlaşıldı. Bu kız buraya kazık kakacak. Acaba niye telefonunu almadı? Salak. Hayır. Günaydın. Bizim çocukların topu sizin bahçeye kaçtı sanırım. Yani ben normalde bizim yardımcımızı gönderirdim buraya tabii ki ama... Biliyorsunuz bu malum olaylardan dolayı milletin ağzına laf vermek istemedim. Kendim geldim o yüzden. İyi yapmışsınız da biz top mop görmedik. Ama siz de şimdi görmedim diyorsunuz da yalan mı söyleyeyim ben de canım? Kaçtı işte topumuz. Yok hanımefendi. Ben de yani öyle demedim ama. Ay günaydın Duda Hanım. Misafirimiz mi var? Yok hanım. Bizim çocukların topu sizin bahçeye kaçmış. Ay o arka taraftaki top sizin mi? Ay ben de kim burada top oynadı diyorum ya. Ya gördünüz mü bakın yalan söylemiyormuşum işte kaçmış yani. Hay Allah ben gidip getireyim o zaman. Siz hiç zahmet etmeyin Duda Hanımcığım. Hem kahvaltınız yarım kalmasın. Ben hanımefendiye eşlik ederim. İyi madem. Peki. İyi günler size. Buyurun. Topunuzu yedik sanki. Tövbe tövbe. Sana beni görmek istersen bir yolunu bulursun demiştim. Beni şaşırtmadın. Ama Nura yetiştirecek. O yılan da bir kere şüphelenirse artık. İhtiyarı ben hallederim. Bana bırak. Geldim işte bak. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun. Bana güvenmeyi seçtiğin anlamına geliyor.
Dur bakalım. Benim güvenimi kazanmak öyle kolay değil ama sana bir şans ver. Tatlım, sen beni anlamamışsın. Sana ben bir şans verdim. Vallahi çok iddialısın. Neyin niçin yaptığınla ilgili ufacık bir fikrim yok. Ama madem bu kadar iddialısın, al sana fırsat. Ne derler bilirsin. Anlatma, göster. Anlatma, göster. Yani bana öyle sıkı bir şey göster ki bana benim tarafımda olduğunu ispat et. Ne yapmamı istiyorsun? Dur, buna bakmam lazım. Efendim? Ya evet, değil mi, davetiyelerde bir hata olmuş. O saat yanlış yazılmış. Ben bugün onların doğrularını okula yollayacağım ama siz madem aradınız ben size de söyleyeyim. Doğum günümüz yarın. Yarın de saat 3'te. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Ufaklığın doğum günü demek. Kutlu olsun. Nerede kalmıştık? Ne yapmamı istiyorsun demiştim. Hızlı ol. Hızlı ol. Peki o zaman. Haydi bakalım. Aman yarabbi. O ne ters, o ne ceberrut kadınmış böyle. Topum da topum diye üstüme hücum etti. Bana mı anlatıyorsun anacığım? Neler çektik biz onların elinden, neler. Hele betel bir anası var. Aman aman, dağlara taşlara vallahi. Afiyet bal şeker olsun. İçer misin? Çay koyayım mı? Ay, yok içmem. Ay, buz gibi bir su içeyim de kendime geleyim. Neydi o kadın ya? İkbal mi? İclal Hanım'ı mı diyor bu? İclal de o, İclal. Aman, topunu verdin mi onun topunu? Verdim, verdim de top mu bahane? Nur'a sövmeye gelmiş kadın. Vay edepsiz. Valla edepsiz ki ne edepsiz valla. Demediğini bırakmadı. Demek ki derlenmiş yine bu. Ne söyledi, terbiyesiz? Ay yok, ben söyleyemem valla. Ya yüzüm kızarır. Nur da şimdi bilse kesin gözü döner, kaldıramaz. Ya yenilir yutulur gibi değil. Gözü dönmüş bu kadının. Sövmek için ta buralara kadar geldiğine göre. Vallahi benim haddim değil ama ben size bir şey söyleyeceğim. Nur anlattı bana. Çok dolmuş bu kadın yüzünden. Yani şimdi bardak bir damla daha dolarsa Yiğit'ten soracak hesabını. Allah esirgesin. Daha çocukların arası yeni düzeldi. Kaçın kurası bu işler. Adamın üstüne püskürtmek için gelmiştir buraya. Gitsin canım, gitsin. Ya top mu bahane? Birimizden birimize böyle sayıp döksün. Biz de bunu Nur'a söyleyelim de kız delirsin istiyor. Ne uyanık o mu canım şimdi? Ha? Biz de uyanık olalım. Bu top meselesinden Nur'a hiç bahsetmeyelim. Hı? Nur kadının buraya geldiğini hiç bilmesin. Yiğit'in de başı ağrımasın. Yazık. Doğru dedim vallahi kızım. Bir uyanık o eli maşalı kadın mı canım? Değil mi ama? Hiç. Akşam erken çıkacağım. Birkaç küçük randevum vardı, onları da yarın ertele, tamam mı? Ama 3'ten sonra yokum ha. Tamam Yiğit Bey, yarın oğlunuzun doğum günü. Hediye almamı ister misiniz? Yok, ben kendim halledeceğim. Şu Fatih Bey'e söyle de benim odama gelsin. Raporlarını getirecekti. Ben de size onu söyleyecektim. Fatih Bey 2 gün burada olmayacakmış. Ya. Nasıl? Yok bir şey. Aa, dur dur, saçmalama. Sana da merhaba Nur. Ne yapıyorsun sen ya? Ya bu bavul ne? Kaçıyorum. Fatih. Üzgünüm ama bana başka seçenek bırakmadınız. Size kaç defa söyledim işime burnunuzu sokmayın diye. Sen yetmiyormuşsun gibi bir de Yiğit musallat oldu başıma. İnanmıyorum ya, sen ciddi ciddi gidiyor musun? Almanya'ya mı dönüyorsun? Fatih.
Fatih! Fatih dur. Dur lütfen dur. Tamam bak, sınırları biraz aşmış olabilirim. Tamam ama böyle çekip gitmek olmaz. Böyle kaçar gibi gitmek olmaz. Eğer gidersen pişman olacaksın. Ben kendimi affedemem. Fikret kendine gelemez. Sen de öyle. Bak tamam, ben sana söz veriyorum. Söz veriyorum, ben seni bir daha zorlamayacağım. Fikret'i de zorlamayacağım. O istediği kadar kalacak. Belki de yarın çekip gidecek, bilmiyorum. Ama ben karışmayacağım, tamam mı? İkinize de karışmayacağım ben. Siz nasıl isterseniz öyle olacak. Tamam ama lütfen gitme, yalvarırım, gitme. Beni takip et. Ne? Fatih, ne takibi? Ne diyorsun sen? Fatih! Fatih! Televizyon iyi fikirmiş yalnız. Benim hiç aklıma gelmemişti. O benim televizyonum yalnız. Tamam canım. Ben zaten çok hoşlanmam öyle televizyondan falan. Kardeş olduğumuzu söylemeye bir işaret ister, değil mi? Kardeş olmadığımız içindir o. Benim ezberim yok yani. Efendim? Emin? Alo? Evet. İyi bari telefon numaranı değiştirmemişsin. Yaren, ben tanımadın mı? Yok. Ya yani şey... evet evet ya, tanıdım da bir an öyle... Ben evin önündeyim. Eğer sen de evdeysen iki dakika gelir misin diyecektim. Şey... Tamam, tamam. Tabii. Yok artık ya. Yok artık. Çenen tutulsun Emin, senin çenen tutulsun ya. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin. Şimdi sen merak ediyorsundur ben seni niye birden buraya çağırdım diye. Yani şoförlük için falan herhalde. Yok, ehliyetim var. Ayrıca artık senin bizim şoförümüz olmadığını biliyorum. Yani zaten yan komşum şoförlüğümü yapsa biraz garip olurdu, değil mi? Ya, hay Allah. E,
Niye bozmadın beni? Yani ben bir de böyle sana bir sürü eşya getirttim falan, saçma sapan. Garip oldun. Olsun. Severek. Yani şey, ben yine olsa yine getirirdim. Teşekkür ederim. Ama ben böyle yine de yani ayıp ettim sana, böyle kaba davrandım falan. Kusuruma bakma demek istedim. Kusura bakma, tamam mı? Yok, ben alışığım. Ne? Şey, yani ben alışığım derken şeye alışığım. Senin kaba davranmana değil. Hani bu getir götür işlerine falan. Yani ne olacak ki, değil mi? Yani sen diyorsun ki ben ünlü bir reklam yıldızı olsam alçak gönüllü bırakmıyorum. Ya sen tabii izledin reklamı. Nasıl? Beyni. Ya ama bak. Peynir güzeli. Hayırlı işler. Şey, Yağmur. Peynir. Pardon da konuşuyoruz. Ben pardon yarancım ama sevgilimi 2 saniye alacağım senden. Sonra konuşursunuz. Yürü. Yine? Anlat bakalım Emin Bey, neymiş bu peynir mevzu? Şey... Şaka. Resmen şaka. Ne? Ne? Evet Emin, ne? Peynir ne? Ne bu peynir? Emin. Ya Emin, sen benimle konuşurken benim yüzüme baksana ya. Şey... Ya ben sana sürpriz yapacaktım da. Yaptın. Çok güzel sürpriz yaptın. Muhteşem bir sürpriz yaptın bana. Çok şaşırdım, sağ ol. Marina mı? Seni evime getirdim. Ev mi? Hadi rahatla artık. Bir yere kaçtığım falan yok. En azından şimdilik. Fatih. Ya çok kötüsün. Ne zamandır aklımda bir yerler vardı. Otelden sıkılmıştım. Aklımda hep deniz kenarı vardı ama... sayende. Düne kadar cesaret edemedim. Seni o kadar çok bunalttım ki. Ruhumu o kadar çok yordun ki. Beni deniz kenarı değil, denizin ortası paklar diye düşündüm. En azından hala buradasın. Fikret hayatımda istemiyorumdur. Dün de istemiyordum, bugün de istemiyorum. Neyse. Hele hele de Yiğit'in bu işe karışmanızı asla istemiyorum. İşte bak evim burada. Eğer onu buraya da musallat ederseniz demir alır giderim. Beni tehdit ediyorsun. Üzgünüm. Beni mecbur bırakıyorsun. Ben sana yardım etmeye çalışırken kendine zarar vermene sebep olursam eğer kendimi asla affetmem. Ya ne demek çekip giderim Fatih? Ya işini gücünü bırakıp... Sen benim işime güvenme. İnan bana. Arkama bile bakma. Gerçekten yanlış yaptım ben, değil mi? Yani sizi barıştırabileceğimi sandım. Kıza boşu boşuna ümit verip buraya getirdim. Getirdiğin gibi gönder onu. Eğer ona iyilik yapmak istiyorsan bunu yap.
ben de diyorum ki adama iş beğendiremiyoruz. Meğer beyefendi gitmiş reklam yıldızı olmuş başımıza ya. Alo, şşt Emin. Kime diyorum? Ya bu kadar kızacağını bilsem oynamazdım. Bak, ben senin reklamda oynamana kızmadım. Ben senin bu kadar önemli bir şeyi benden saklamana kızdım. Ya iyi tamam sürpriz falan diyorsun eyvallah ama yani... ...seni öyle bir anda televizyonda görünce kendimi ne kadar salak hissettiğimi düşünebiliyor musun sen? Tamam abartmayalım. Ama sen de benden bir şey saklama bundan sonra olur mu? Söz ver. Senden bundan sonra hiçbir şey saklamayacağım. Yağmur, bir şey daha var. Bu daha önemli. Bu çok çok daha önemli. Ne? Bak, Emin bana her şeyi söyleyebilirsin. En kötü şey bile benden bir şey saklamandan iyidir. Bak yiğitlerin haline, Yaren'den beni saklamışlar. Kız şimdi benden nefret ediyor. Hatta nefret ne kelime, kız benden tiksiniyor ya, tiksiniyor. Şimdi de aynı odada kalmaya başlayınca durum bana da hiç sempatik gelmemeye başladı açıkçası. Ne? O kadar zıttız ki onunla. Böyle ayrı dünyaların kardeşleri gibiyiz resmen. Ama ben elimden ne gelirse yapacağım. Yani sırf Yiğitlere söz verdiğim için değil. Bunu istediğim için de. Ama tabii o kız bana böyle davrandığı sürece ben ne kadar sabredebilirim bilmiyorum. Neyse sen ne söyleyecektin bana? Yağmur ben... Ben bir de bir dizide oynayacağım. Ne? Dizi. Bildiğimiz dizi. Vallahi anne bak hiç bunaltma beni. Kafamı ütüle diye anlatmadım ha. Kim bunaltıyor acaba? Ya sen niye acaba kabul etmiyorsun hala benim kaybedecek bir şeyim olmadığını ya? Her zaman kaybedecek bir şey vardır işte. O zaman şöyle düşün anneciğim. Bu benim kaybedeceğim şey artık her neyse... ...ya ben bu Fikret Hanım'ın performansını merak ediyorum ya. Yani benim için ne yapacağını görmek istiyorum. Sen de buradasın aşkım. O kadar kötü bir gün geçirdim ki... ...soluğu burada almak istedim. Aa, ne tesadüf. Aslında ben buraya gelirken seni arayacaktım. Ama işte falan böyle yoğunsundur diye aramadım. Ne tesadüf. Aa, yine mi bana hediye aldın? Hayır. Bu sefer sana değil. Mert'e al. Bak bak. Oğlumun doğum günü. Ama ben hatırlamadım bile. Kafam o kadar dolu ki. İcler sabah hatırlattı. Hem de ne hatırlatmak. Yıllarca övündüğüm şey... ...oğlunun doğum gününü asistanlarından öğrenen adamlardan olmamaktı. Ama İcler çemkirmese... ...İcler çemkirmese şimdi o adamlardan olacaktım. Canım benim. Çok tatsız olmuş. Ama kendine böyle yüklenme. Son günlerde her şey üst üste geliyor. Hayat biraz olması gerektiği gibi olsa unutur muydun hiç? Gene de ne olursa olsun unutmamalıydım. O benim oğlum, her şeyim. Ondan daha önemli ne olabilir ki? Ne olursa olsun benim hatırlamam gerekiyordu. Onun için özel bir şeyler tasarlamam gerekiyordu. Bak, kendine çok acımasız davranıyorsun. İcler de çok üstüne gelmiş belli. Ama yapma bu kadar. Sana bunu yapmasına izin verme. Ben de Mert'e hediye almak isterdim.
Çok isterdim. Ya ayaklarım geri geri gidiyor biliyor musun? Hiç eve gitmek istemiyorum ben. Bir gün başaracağız değil mi aşkım? Hı? Bir gün bu ev bizim yuvamız olacak değil mi? Selam. Onların hepsini yüzüne sürüyor musun gerçekten? Elimde biraz işim vardı orada ama sen işini hallet, ben sonra bakarım. Emin senin erkek arkadaşın mı? Bana mı dedin? Sence? Bana dedin. De ben bir an tabii şaşırdım. Evet evet erkek arkadaşım. İlginç. Ne ilginç? Değişik bir zevki varmış. Bana arkanı dönme. Ne kadar kaçarsak kaçalım bu aşk hikayesinden kurtulamayacağız. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ben seni hiçbir zaman unutmadım Yaren. Yonca. Kestik. Yaren kim ya? Çok pardon, çok özür dilerim. Ya bir an şey oldum hocam, çok affedersiniz. Tekrar alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşım dikkat etsene ya. Oyun mu oynuyoruz burada? Tamam, bu sefer olacak gerçekten. Tamam, o gıcık Nazan da geliyor ama olsun. Sonuçta bu benim ciddi ciddi ilk davetim. Yani, İcdal davet etmedi ama Cahit direkt sen de geliyorsun dedi. Ay, ben de seneye böyle oğluşma doğum günü partisi yapar mıyım? Vallahi hamileliğimden beri tek özendiğim şey. Böyle magazin dergilerinde oluyor ya. Falancanın filancanın oğlu 1 yaşında böyle anası kasıla kasıla poz veriyor yanında. Böyle kocaman bir pasta, çoluk çocuk. Ben de öyle olacağım. Ne güzel. Ne güzel canım. Ay ben eşek kafalıyım ben. Ben odunum ben ya. Ben şimdi öyle söyleyince sen üzüldün değil mi? Ne bileyim. Her şey daha farklı olsaydı. Ben de Mert'in doğum gününü kutlayabilseydim. Eğer bebeğimi kaybetmiş olmasaydım mesela. Mert doğum gününü kardeşiyle paylaşırdı.
Ay kızım. Benim bebeğimin de bir doğum günü olurdu. Kızım yapma ama bak ağlatacaksın şimdi beni. Tamam. Tamam ağlamak yok. Hadi sen git artık. Ben de bir Fikret'e bakayım. Ama sen bir dakika sen üzüldün şimdi benim yüzümden. Geçer şimdi. Hem senin yüzünden değil. Bakma. Çaktırmadım Yiğit'e. Ama dün onunla konuştuktan sonra aklımın bir köşesinde hep o kaybettiğim bebeğim. Mert'in kırık kalbi. Hepsi. Hadi hadi. Benim Fikret'le konuşmam lazım. Ne yapıyor Fikret? Ne zaman gidiyor? İşte ben de onu konuşmak istiyorum. Hadi sana iyi eğlenceler. Görüşürüz canım. Ah kafam. Ah kafam. Ah. Bir şey bulmalısın. Bulmalıyım, bir şey bulmalıyım. Buyurun. Aa, günaydın. Günaydın. Elmas gitti mi? Gidiyor. Gelişini gördüm de pencereden. Çok hoş görünüyordu. Gezmeye falan mı gidiyor? Mert'in doğum gününe gidiyor. Hay Allah. Sen davetli değilsin tabii. Yani. Ne kadar sinir değil mi? Yani Yiğit'in yanında o kadın. Aralarında çocuk. Yani sanki böyle gerçek bir aile tablosu gibi. Ben aslında seninle konuşmak için geldim. Aa, otur hadi otur. Ben nasıl söyleyeceğim, nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama bu çok zor gerçekten. Ben Fatih ile konuştum. Kaldığı oteli değiştirecek kadar bunalmış durumda. Bak beni açık açık tehdit etti. İçi boş bir tehdit değildi. Dediğini yapacağını gözlerinde gördüm. Yani ben seni buraya kadar sürükledim ama bir de böyle umut verdim. Ama sanırım artık... Nur. Abim için savaşmaya hazırım artık. Şimdi... buraya rica minnet geldim. Ve geldiğimden beri de dönmek istiyorum. Kabul. Ama abimin yanına gidince, onunla böyle göz göze gelince her şey değişti benim için. Sen en başından beri haklıydın. Onu ne kadar özlediğimi anlamak için gözlerin içine bakmam gerekiyormuş. Biliyorum bana çok kızgın. Sana her şeyi anlatmıştır. Yaşadığım şeyleri biliyorsun. Hayatımdaki travmayı biliyorsun. Ben iyileşmek istiyorum artık. Abimin de iyileşmesini istiyorum. Bizi bizden başka kimse iyileştiremez. Ya kolay olmayacak. Tamam onu da biliyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Barışana kadar hiç vazgeçmeyeceğim. Burada kalacağım. Şey yani burada derken yani sende kalmak zorunda değilim. Ben kendime bir yer bulabilirim gerçekten. Ay yok yok canım olur mu öyle şey? Şey ben... Ya ben seni dağıttım. Sen abime anlatıyordun ya bir şey anlatıyordun Fatih'le ilgili. Yok ben yani bilmediğim bir şey söylemeyecektim. Neyse, ben gidip bir banyo yapayım. Hadi Fiko göster kendini. Evet, şimdi.
Ben telefonumu unutmuşum da onun için geldim. Aa, mesaj geldi galiba. Yiğit. Nur. Ne oldu, kötü bir haber mi? Yok şey, benim Yiğit'i aramam lazım da. Aşkım, mesajını aldım ama emin misin? Telefonunu da açmıyorsun. Ben yani ne diyeceğimi şaşırdım. Lütfen beni ara. Yüklemeden dilek tutmayı unutma, olur mu? Tamam. Annemle babamın barışmasını diliyorum. Thank you.